Söylemezsem olmaz tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyircilerimiz. 30. yaşını kutladı ve öyle bir mesaj yayınladı ki kutlayanların da canı sağ olsun, kutlamayanların da dedi. Gittikçe sempatikleşmeye başladı ya. Çok sempatik. Hem Cucuk. Yakışık. Neydi, bir şarkı vardı. Hem sempatik hem yakışıklı. Doğrusu çok mert bir delikanlı. Buyurun. Can Yaman. Ya şu röportajdan sonra. Her şeyi yapacaktın. Şu görüntüyü vermeyeydiniz iyiydi. Şunu yapmayacaktın. Yani bak sana bir şey söyleyeyim. Ben kadın olarak söylüyorum. Bu belli zaten, hayranlar var, kendilerini denize atıyorlar, akıl sağlığı diliyor vesaire, tamam, o hayranları bir kenara bırakıyorum, onlar her türlü Can Yaman'ı beğenir. Ben şimdi Can Yaman'ı gerçekten çok sempatik buluyorum bu röportajlarından sonra, arkadaşlarımıza verdiği evet, ben de. Ha, güzel davranışlarından dolayı hoş, evet. Ama biraz belki o bacak açma nedir ya, gerçekten bunun yayınlamasına da anlam veremiyorum. Bu çekici gelir mi birilerine? Bu bana çok itici geliyor. Yani bence hiç estetik durmuyor bir kere zaten. Acaba çok hayranı var yani, yeter mi diyor, hani birazcık azalsın mı diyor bu görüntü. Neden? Neden? Çok zor bir hareket yapıyor, tamam, orası okey. Yani çok zor. Kadın da estetik duruyor bu hareket. Kadın tamam da güzel olabilir. Kadın erkek de güzel. Ama erkek de çok itici ya. Sen bacağını niye açıyorsun? Yani burada erkek izleyicilerine gözdağı vermiş. Bacağımı açarım. Yani. Aynen. Dur bir dakika bakayım kaç kişi izlemiş ya bunu. Ya bu ne diyor ya, bacağımı açarım Ya bunu koymuş, 880 bin görüntülenme var, 10.432 yorum var. Ben de bir yorum yazayım. Yazıyorum. Aa, bu gönderideki yorumlar sınırlandırıldı. Takip etmeden yapamazsın. Bir dakika önce takip alacağım. Aa, Can Yaman'ı. Canlı yayında. Hayır, sonra çıkacağım takipten. Niye çıkıyorsun canlı? Arkadaşım değil, niye takip etmişim? Bir dakika yazıyorum. Evet. Bu gönderideki yorumlar sınırlandırıldı. Hala. Hakaret gelmiş, ondan dolayı sınırlandırmış. Sınırlandırmış beni takipten, çıkın da yanlış. Peki o zaman Can, madem böyle hakaretlerin geleceği bir video koyuyorsun arkasına. Neden yorumu sınırlıyorsun o zaman? Evet. Bak ne yazacaktım ben de, neden yazacaktım? Neden bu video? Bu videoyu Ece beğenmedi ama videoya gelene kadar çok iyi bir röportaj var. Doğum gününü kutladı. Onu söyleyelim. 30. yaşına girdi. 30'a girdi. İçinde büyük bir buruk, küçük bir burukluk varmış. Olsun. Sonuçta 29. 2'ler bitti, 3'lere geçti. Canım o 3'ler bitecek, 4'lere geçeceğiz. Erkeğin de burukluğu oluyor mu ya? Erkeklerde de. Demek ki oluyor. Bir de İsrail'e gidip bir parfüm markasının yüzü olacak ve bir... Paraya para demeyecekti. Bu tepki programa alacak mı? Katılacak. Evet, İsrail. Yine evet. Tepki alacak mı acaba? Yani büyük ihtimalle alacak. Ama şöyle bir şey var. Doğum günü kutlayan herkese teşekkür ederim. Kutlamayanların da canı sağ olsun diyor. Bak bu da samimi bir yorum, mesaj. Belki kutlama, ama bozulursun kutlamazsa. Yani kutlamayanların da canı sağ olsun. O zaman olabilir. Biz her gün sizin haberini yaptığımız için şunu borç bilirim. Doğum günü kutlu olsun Can Yaman. Evet, 30 yaşın çok güzel gelsin sana. Bir şey daha var. Can Yaman hayranlarından bir tanesi suya atlamış. Neden? Boğaz'ın deniz sularına. O da neden? Bu ciddi anlamda büyük bir sıkıntı demektir. Ruh sağlığı sıkıntılı demek. Zaten o da akıl sağlığı diliyor. Evet. Yani bence sevdiğimiz insanları görmediğimiz için denize atlamayalım. Bir daha görmeye çalışalım. Değil mi? Çok yanlış. Hayır, deniz atlayınca görecek mi? Üzüntüden. O da bizi görecek mi? Üzüntüden de ne yap... Ya, tabii bu da sabahki CNN haberine gidiyor. Yani bilemiyorsun, evet, ki psikolojiyi. Yani, evet. Sağlıklı değil hareket. Bir de Can Yaman'ın ceketinin hep kahverengi olduğunu söylüyorlar. Sen hayır diyorsun. Ne diyorsun? Hayır. Bilal dedi ki hep aynı ceketi giyiyor dedi. Çünkü Bilal yakın biliyorsun artık temasla Can'la. Bir tane fotoğraf çektirmiş. Şimdi ben bir baktım. Ceket farklı yani, kahverengi. Normalde siyah da olabiliyor. Ya zaten paraya para demiyor. Ben bu ceketi çok gördüm gitsin. Ama. Peki ben kimi aynı kıyafetle gördüm dün? Eymen'i ben şeye gönderiyorum. Okula. Söyleyebilirim. Biliyorum. Barcelona, evet. Futbol takımına gönderiyorum. Duman grubunun solisti. Yine yeşil. Kaan. Yeşil. Kaan yine aynı şey montlaydı. Vallahi gizlice böyle çekip şey yapmak istedim ama tabii ki yapamadım. Duman grubunun Kaan'ı hiç çıkarmıyor montu. Kaan Tangöze. Kaan Tangöze. Ama ne kadar ilgili bir baba. Onların ama yaşama, gerçekten iyi baba o. Bak geç bitiyordur kesin. Yani uyumuyorlardır. Çünkü sanatçı grubu sabah 9'da oğlunu getiriyor futbol takımına. O da mı da aynı takımda? Evet, aynı takımdalar. Anladım. Eymen dün 2 gol attı. Neyse, bizim hayatımızda ya hayır canım. Ama bir dakika, bizim hayatımızdayken bizler bir tane kıyafeti 2 kere giyemiyoruz. Ortalık bize laf söylüyorsunuz. Alev alıyor. Bak Can'ın ceketine, ondan sonra Kaan Tangöze'ye bak. Böyle olur mu canım, ekran karşısındaki insanlar ceketimi giyecek? Olacak hiç değil. Evet, evet, yayınımız yani devam ediyor o zaman. Bilge'nin kankasıyla devam edeceğiz. Can Yaman. Can Yaman. Hayranları Can Yaman'ın peşini bırakmıyor. Bilal de fotoğraf çektirmiş. Tabii gazeteciler de. Tam üzerine. Yakışıklı oyuncu geçtiğimiz günlerde ilginç açıklamalar yaptı ve ilişkiler konusundaki itirafı gündeme bomba gibi düştü. İzliyoruz.
Az sonra Acun Ilıcalı canlı yayında bizlerle birlikte olacak sevgili seyircilerimiz. Ama şimdi Can Yaman, Can'ın kriterleri var kadınlarda. Şefkatli olacak diyor. Şefkat istiyor Çünkü kendisi. bence Can bir ana kuzusu. Hayır, tam onun aksine diyor ki, bu arada da diyor, böyle çok anaç kadınlardan da hoşlanmam diyor. Ama şefkat anneden Şefkat, gelir. ama dozajını bileceksin. Anneler nasıl fazla şefkat veririz? O Evet. yanlış. Olmaz. Bence Az. buradaki şefkatten kastı biraz böyle Kafası vicdan yokuşa mı? muhakemesi mi yapabilecek, biraz şefkatli olacak. Yani benim işime birazcık anlayış, şefkat, ilgi, alaka. Bence Can bir ilgi manyağı. Normal değil mi? Haklı değil mi? Haklı da. Şimdi Zaten biz bunu ilginin aslına alasını görüyor. bulaştırdık ama Evet. sonrasında Can'ın durumu ne olacak? İlgiyi hep görmesi lazım Ha arkadaşım. işte Peki, kadın. güler yüzlü diyor. Esprili kadınlar ilgimi çekiyor diyor. Ama espri yaparken hanımefendi kalması şart. Evet, çok mantıklı Evet, şeyler. mantıklı. Ya... Kadın cıvıl cıvıl, ılıman olmalı. Kadının ifadesi, aurası, enerjisi, kokusu ve ses tonu çok önemli diyor. İşte bak ben erkek olsam aynen böyle kadın tarif ederdim. Hayatındaki kişi beni en iyi halime dönüştürmeli diyor kızlar. Yazın, Kızlar yazın bunları. şöyle yapın, kolları sıvayın. Hepiniz birkaç Evet. espri. Şöyle hanımefendi biraz duruş. Fazla anaç bir kadın antipatik gelebilir. Erkek gibi konuşan, yüksek sesli, abartılı tavırlı olanlardan kaçarım diyor. Hem öyle diyor hem böyle diyor. Kaçan ve zorla gizemli olan kadını sevmem diyor. Yani kadın kısmı oynamayacak. Hayır, Kaçan mesaj attı. kovalanır da yokum diyor yani. Evet, hani böyle mesaj atıyor. Ha. Cevabı mesela geç veriyorsun. İstemiyor hemen. Taktik yapma diyor. Taktik Bam bam yapmıyor. bam. Donuk suratlı kişiler asla ilgimi çekmez diyor Can O Yaman. zaman çok böyle Cowboy. botoks, dolgu, estetik onları Donuk sevmiyor. suratlı, hayır, şey, suratsız kişiler de var ya sürekli. Mesela çok iyi oyuncudur. Beğenirim de. Cansu Dere. Sürekli mutsuz bir ifadesi vardır. Hani gülerken çok fazla Cansu hiç görmezsin. gülmüyor, doğru Mesela söylüyorsun. Berrak Tüzünataç. Doğru. Mutsuz bir donuk ifadesi vardır. Evet, doğru. Şimdi böyle derim, Berrak da sevgili Kahkaha olmuş atar şimdi. birden. Peki, yani Berrak da eğer hoşlanırsa. Beni değiştirmeye çalışan kişiden de uzak dururum. Kendimden taviz asla vermem. Bence çok keyifli bir açıklama olmuş. En azından Can diyor ki siz benim nasıl bir kadınla birlikte olacağıma çalışın. Bendekiler bu kriterler bunlar. Eğer sizdeki kriterler tam anlamıyla uyuyorsa bana gelin. Ama bak neye değinmemiş? Fiziksel hiçbir konuya değinmemiş. Neye değinmemiş? Bunlara değinse bile. Aşk bu var ya, öyle bir aşık olur ki, donuk suratlıya da aşık olursun. Bak. Anaca da aşık olursun. O yüzden hiç ne kriter belirleyeceksin ne bir şey. Bu Değil işin mi? yaşı, zamanı ve kriteri yok. Yok. Lap diye önüne bir çıkıverir, kalbinin ortasından kesiliverirsin valla. İnşallah da aşık olursun. Ay şöyle donuk suratlı birine aşık olsa da bize Can'la falan böyle bir şey yapsak. Ne oldu Can diye? Ne oldu Ne diyorlardı? Ece? Hay, şeylere bakıyorum, yorumlara bakıyorum. Birisi demiş ki, o önce gömleğini giyip sahilde şapkasıyla otursun da ben ılıman olurum diyor. Öyle, ha bak. Heh. Şimdi kızların da kriterleri var. Bir Evet. kere o kaslar açılmayacak. Yanımda öyle güneşlenmeyeceksin. Ha. Mesela. Evet. Öyle çok kendini çok beğeniyormuş her yerde billboardlar falan. Yok abi işini bırak. Avukatlık yap. Avukat bir de o. Kız bak çocuğunu tam şey. Erkekler genellikle Biz yapar kız ya hani. tarafı. Evet, erkekler de işini bırakacaksın. Ya niye bıraksın arkadaşım ya? Sen zaten onu öyle tanımışsın. İşini niye Ha, bıraktırıyorsun? beni değiştirmeyecek demişti Öyle diyor zaten. zaten. Doğru. Evet. Peki Can'ı da böylelikle bütün bu kriterleri saydığı için sanırım ilerleyen günlerde bu kriterlere uygun bir hanımefendi de görürüz. Peki, Can'dan Cem'e geçiyoruz.